Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizin yapımını çalışacağız. Yazlık örgülerde çeyizlik örgülerde çok şık duracak modelimizi istediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz. Ön yüzden bu şekilde görülmekte. Şöyle arkasını çevirdiğimizde de arkası yine örgünün ters tarafı olduğu belli trabzanlarımızı görmekteyiz. Dilediğiniz kalınlıktaki iplerle bu örgümüzü çalışabilirsiniz. Mercerize pamuklu iplerle de gayet güzel olmakta. Şöyle bakıldığı zaman sanki zormuş hissi veriyor ilk önce. Emin olun o kadar basit bir çalışma ki şöyle yaptığınızda çok çok şaşırabileceksiniz bu modeli. Bir tanesini yaptığımız zaman bütün işlem birbirinin aynısı. Bir sıramız sık iğne bir sıra trabzanımız. Bir tane şu kısmı yaptığımız zaman bile geriye kalan bölümler yani modelimizin tamamı birbirinin tekrarı niteliğinde. Örmesi çok kolay, görüntüsü çok şık olan modelimizi hemen çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Bir zincirimi çekerek düğümümü atıyorum. Sıkıştırıyorum. ilmeğimi gevşettikten sonra 4 ve katlarıyla olan modelimi kurmaya başlıyorum. Artı 2 de ilmeğimizi ilave etmeyi unutmuyoruz. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 bu şekilde saymak tabii ki şart değil. Dördün katıyla da sayıp o şekilde hesabı yapabilirsiniz. Dört, bir, iki. Anlatımımıza yetecek kadar zincirimi çektim. Artı iki tane zincirimi de ilave ettikten sonra hemen sık iğne olarak başlıyorum. Çekmiş olduğum zincirlerin her birine bir tane sık iğne örüyorum. Giriyorum, kapatıyorum. Sırasıyla giriyorum. Giriyorum. Zincirimizin tamamını sık iğnemizle örelim. Zincir üzerine birer tane sık iğneler örerek ilerledim. En son sık iğnemizi birlikte yapıyoruz. Son sık iğne üzerine 1 2 3 4 5 tane zincirimizi çekelim ve örgümüzün yönünü çevirelim. Tığımın başına 2 defa doluyorum. Ve trabzanımızı örelim. Trabzanımıza bakınız şu şekilde sık iğnelerimizin iki katını görmekteyiz. Orta parmağımızdan taraftaki yani dış taraftaki katını tek olarak alıyorum. Dolamış olduğum ilmeğimin bir tanesini örüyorum. İkincisini de tığımda bırakıyorum. Tekrar tığımın başını bu kez bir defa doluyorum. Grup başlarını iki defa doluyoruz. Diğerlerini birer defa. Bir defa doladım. Yandaki sık iğnemin tek katının içerisinden girerek alıyorum ve sadece katı örüyorum kapatmadan bırakıyorum sıradakine giriyorum bir defa doladım tek katı örüyorum 3 tane oldu tığımın başına dördüncü kez doluyorum bir defa giriyorum katı örüyorum Dört tane trabzanımız üçünün başını birer defa doladık yarım trabzan şekliyle ördük diğerini iki defa doladık birini ördük birini tuttuk şimdi yapacağımız işlem 4 tane trabzanımızın 1 2 3 4 bakın şu dördünü aynı anda kapamak dördünü tek seferde kapadım ikinci kez başını dolamış olduğum ilmeğim ve e, örgümü götüren ilmeğimi aynı anda çekiyorum. Ve son olarak zincirimizle diğer ilmeğimi kapatıyorum ve şöyle uzunca bir e, trabzanlı grubumuzun tepesi oluşmuş oluyor. tığımın başını doluyorum bu aşamada şu araya giriyorum. Fıstık yapıyorum bir, çok uzatmıyorum iki, üç ve dört. Tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi ilave ediyorum. Modelimizin ilkini bu şekilde kurduk. Diğerlerini de aynı şekilde kuracağız. Grubumuzun ilkini iki defa dolayarak başlatıyorum ve örmediğim sık iğnemizi ördüğümüzde kesinlikle batmayalım. Batıyorum. Başını bir defa Doladığım alıyorum, ikincisini bırakıyorum. Sonra geri kalan üçünün her birini bir defa doluyorum. Biri örüyorum, kapama işlemini yapmıyorum. Giriyorum, bir defa ördüm. Dördüncü ve son trabzanımı örüyorum. Dört tane trabzanımız, bir başını doladığımız var. Şimdi 4 trabzanımın dördünü tek seferde çekiyorum. Tekrar ipimi alıyorum. Dolamış olduğum ilmeğimi örüyorum. Sonra örgümün tamamını burada kapatıyorum. Tığımın başını dolayarak fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Eğer e, isterseniz ipiniz kalınsa 3 de çekebilirsiniz. 4 defa sardığım fıstıklarımın içerisinden geçiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi ilave ediyorum. İki defa doluyorum. Aşağıdan katımıza giriyoruz. Dolamış olduğum bir tane örüyorum. Birine tığımda bırakıyorum. Bir defa doluyorum. Kalan üç tane trabzanımızı dördüncü trabzanımı örüyorum. Dört trabzanımın dördünü tek seferde çekiyorum. Başını dolamış olduğumu alıyorum ve hepsini birlikte kapatıyorum. Tığımı doluyorum. Bir, doluyorum. İki, doluyorum. Üç, doluyorum. Dört, tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Sona kadar ilerleyelim. Sık iğnelerimizin tamamını örerek geldim. Sıramızın sonundayız. Zincirlerimizi de çektik. İki defa tığımın başını doluyorum. Uç noktadaki sık iğnemin içerisine giriyorum. İpimizi bir iki doladım. Uç noktaya giriyorum. Bir, iki, üç, 4. Birer birer 4 defa da alıyorum ve modelimizin ilkini bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Kenarda 5 tane zincir çekmiştik. 2 defa dolayıp hepsini birer birer çekip bitişimizi de bu şekilde hallettik. Şimdi modelimizi ikinci kez kurmaya başlayabiliriz. Yeniden sık iğne sırasıyla modelimizi kuralım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen bir zincirimin yanındaki şöyle Katın tekini alıyorum. Bir sık iğne. Diğer kata giriyorum. Sıradaki. Sırasıyla bakınız. Hiç atlamadan sık iğnelerimizi örerek zeminimizi kuruyoruz. fıstığımın üzerine alıyorum yanındaki diğeri sıradaki hemen tek katlarımızı bu şekilde sona kadar sık iğnemizi örelim Sık iğnelerimizi birer birer ördük. En son sık iğnemizi de örelim. Ve 5 tane zincirimizi çekelim. 2 3 4 5 Örgümün yönünü çeviriyorum. Grubun ilk trabzanına 2 defa doluyorum. Katın birisine giriyorum. Doladığım ilkini örüyorum. İkincisi kalıyor. Başını doluyorum doladığımı örüyorum ikinci kez çekmiyorum üçüncü trabzanımı aynı şekilde dördüncü trabzanımı da doladığımı örüyorum ve e, hepsi tığımın üzerinde kalıyor 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimizi görüyoruz şimdi 4 trabzanımızı tek seferde çekiyoruz doladığımızı çekiyoruz ve son tığımın başını doluyorum çevresinden fıstıklarımı örmeye başlıyorum. 2, 3 ve 4. Çekiyorum. 1, 2 zincirle kapatıyorum. Tığımı başını 2 defa doluyorum. Hemen yandaki yerden örmeye başlıyorum. Batıyorum. Doladığım bir tanesini örüyorum. Birini bırakıyorum. Bir defa doluyorum. Kalan üçü tek seferde doladığımızı alıyoruz doladığımı örüyorum. Dördüncü kez doladığımı örüyorum. 4 trabzanımı tek seferde çekiyorum. İlk trabzanın ikinci doladığımızı örüyoruz ve kapatıyoruz. Tığımızın başını dolayarak 1, 2, 3 ve 4 çekiyorum. 1 ve 2. Bu iki tanesi işlemimizi yani bir sık iğneyi bir trabzanlardan oluşan sıramızı örerek modelimizi sürekli tekrar ederek tamamlıyoruz. Şimdi biraz daha aynı işlemlerimizi yaparak büyütelim. Evet sevgili arkadaşlar modelimizi tamamladık. Bu şekilde tekrarları yaparak istediğim ölçü oldu. Şöyle belirli bir yüksekliğe kadar örmek istemiştim modelimizi gösterecek kadar. Gördüğünüz gibi örmesi gayet güzel ve zevkli bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve çalışmaya karar verirseniz çalışmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar dilerim. İşleriniz güçleriniz rast gelsin inşallah. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere.